Merhaba ey mehteran. Merhaba mehter başı. Nevbete selah, der faslı Hicaz Humayun Feşrevi. Hastu. Haydi. Ya Allah. Tarih sesleniyor. Yüzyılların ötesinden gelen bir müzikle. Bu sese kulak verin. Nal seslerini duyacaksınız akıncıların. Coşkusunu yeniçerilerin. Türk devletlerinin bağımsızlık tutkusunu. Tan vaktini. Düşen kaleleri. Çevgenlerin çığlıklarını. Bu sese kulak verin. Ses bizi Orta Asya'ya götürüyor. Türklerin kökenine. Daha milattan önce 2. yüzyılda resmi törenlerde ve orduda takım halinde çalgılar çalıyor. 8. yüzyılda yazılmış olan ilk Türk belgesi Orhun Göktürk kitabeleri, mehterin atası olarak kabul edilen Tu takımındaki köbürgeden, yani davuldan bahseder. İlk bahar gelince gök davulu gümbür der. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lügat-i Türk, Hakan'ın huzurunda nevbet vurulduğunu anlatır. Eski Türk Hakanları 9 rakamını uğurlu saydığından, tören takımları 9 katlıdır. Her bir kat, bir davul, bir zil, bir nakkare, bir boru, bir zurna ve cevgani adı verilen 2 okuyucudan oluşur. Bulut kükredi urdu nevbet tuğu, şimşek çaktı çekti Hakan tuğunu, diyerek Oğuz Türkleri Anadolu'ya gelir. Geleneklerini de getirirler. Egemenlik simgesi davul, bayrak ve tuğ töresi Türkler aracılığıyla tüm İslam alemine yayılır. Karahanlılardan Selçuklulara, İlhanlılardan Memlüklere ve Osmanlılara nevbet geleneği hep sürer. Kayı boyundan Osman Bey'e Anadolu Selçuklu hükümdarı tarafından bağımsızlık fermanıyla beraber hakimiyet sembolü olarak tuğ ve davul da yollanmıştır. Tuğ üzerinde at kuyruğu kılından yapılmış püskülleri bulunan bir semboldür. At. Çünkü Türkler için en yararlı ve değerli hayvandır at. Mehteri hürmeten ayakta dinleyen Osman Gazi, kıtalara hükmedecek bir imparatorluğun ve çok daha köklü bir mehter geleneğinin temelini atar. Mehter'in çalınması hakimiyeti anlatır. Savaşlarda mehter, kale kuşatmasında mehter, deniz savaşlarında mehter. Türk ordusu mehter'in vurduğu hamasi havalarla coşar, şahlanır. Türk'ün milli sazı, duygularının kamçısıdır mehter. Osmanlı'da giderek gelişen, zenginleşen Mehter Hane-i Hakani, savaşta ve barışta hükümranlığın sesi olmuştur. Her gün 5 vakit nevbet vurulur. Yabancı elçi kabullerinde milli gururun, fetihlerde müjdenin sesi olur. Mehter ordunun önünde yürür. Savaş meydanlarında yiğitleri coşturur. Öyle bir enerji taşır ki düşmanı bunaltır. Düşmana korku salar, yeri göğü inletir. Savaşı mehter yönlendirir. Zaferi müjdeler. Mehter'in ruhları coşturan gücünü fark eden Avrupalılar, kendi ordularında da benzer takımlar oluşturmaya başlamışlardır.
Önce Polonya, sonra Avusturya, ardından Prusya, Rusya, hatta Fransa ordularında Avrupalıların deyimiyle Yeniçeri bandoları kurulmaya başlanmıştır. Bugünkü anlamda askeri bandoların temeli böylelikle atılır. Mozart, Beethoven, Mehter ruhundan etkilenen birçok bestekar yaptıkları müzikle bu esintiyi yansıtmışlardır. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da yeni bir müzik türü doğar. Alla Turca. 24 sesten meydana gelen ses sistemi ve makamları bakımından mehter müziği klasik Türk musikisi özellikleri taşır. Önceleri sadece padişah mehterinde yer alan köz, devasa bir kase şeklinde olup deve veya manda derisiyle gerilmiştir. Önemli olayları en gür sesli köz anlatır. Müjde kösü, göç kösü gibi. Türklerin kullandığı en eski vurmalı çalgı, davul. Çember şeklindeki ağaç kasnak, iki yana gerilmiş deriler ve kasnak üzerindeki germe bağlarından oluşur. Eski Türklerde güneşi temsil eden davul, tuğla birlikte asırlar boyu hükümranlığı simgelemiştir. Halk oyunlarından köy düğünlerine, Ramazan gecelerinden deyim ve atasözlerine kadar hala davulun sesi duyulmaz mı? Nakkare, üzerine deri gerilmiş iki bakır kaseden oluşur. Önceleri yerde bağdaş kurularak çalınan nakkare, yürüyüş halinde nakkarezenin beline bağlanmıştır. Günümüzde göğse dayalı icra edilir. Ana usulün velvelesini atarak usul aralarını doldurur. Ezgiye canlılık katar. Mehter takımında ezgiyi tek başına çalabilen tek saz zurnadır. Uca doğru giderek genişleyen, ağaçtan yapılmış yedi delikli bu çalgıyı zurnazen çalar. Mehter havalarındaki neşeli ve kahraman ruhu öyle güzel yansıtır ki. Önceleri tunçtan, sonraları pirinçten yapılan mehter borusu, icraya uzun ve tiz seslerle katılır. Parlak bir ses yapısına sahiptir. Çevgen, bir metre uzunluğundaki değneğin uç kısmına geçirilmiş bir hilalin etrafına dizilmiş 8-10 zilden oluşur. Ritim tutar. Çevgen kullanan cevganiler aynı zamanda okuyuculardır. Sayıları mehter katının, yani her bir çalgı sayısının iki katıdır. Tam daire şeklindeki ince ve keskin sesli zil bir usul vurma aletidir. Kalay, bakır, biraz da altın karışımı bir formülle Türkiye'de üretilen dünyanın en iyi zilleri birçok ülkede simbal Türk diye tanınır. Zilzen yatık veya dik olarak çınlatır zili. Tüm çalgılar uyumlu bir coşkuyu örerken mehter yürür. Üç adımda bir hafif yarım sağa, sonra sola döner ve selam verir. Mehterin başında bölük komutanı Çorbacı Başı. Arkasında zırhlı muhafızla birlikte devleti temsilen Alsancak, bağımsızlığı temsilen Aksancak, İslamiyeti temsilen Yeşil Sancak. Sonra da üç sıra halinde en büyüğü hücum tuğu olan 9 tuğ gelir. Tuğlardan sonra mehterbaşı, sonra da sırasıyla cevgenler, zurnazenler, boruzenler, nakkarezenler, zilzenler, davulzenler ve en arkada at üstünde kösen gelir. Saz başları kırmızı, diğer müzisyenler lacivert giyer. Osmanlı'nın ihtişamını asırlar boyu seslendirmiş olan mehter, yavaş yavaş vezirlere, sancak beylerine, 18. yüzyıldan sonra da yozlaşarak esnafa dek yaygınlaşmış, Osmanlı'nın gerilemesiyle beraber kuruluş amacından sapmıştır.
II. Mahmut tarafından 1826'da kapatılan Yeniçeri Ocağı ile birlikte ocağın bandosu mehter de ortadan kaldırılmış. Yerine Avrupa'dakilere benzer ordu bando mızıkaları kurulur. Mehter'in yeniden çalması yani nevbet vurması ise yazar Celal Esat Arseven ve askeri müze müdürü Ahmet Muhtar Paşa'nın çabalarıyla 1914'te gerçekleşir. Topkapı Sarayı avlusunda. O zaman müze olarak kullanılan Aya İrini'de. ...1917'de Enver Paşa tarafından ordu birliklerinde mehter teşkilatı kısa soluklu olsa da yeniden kurdurulmuştur. Bugünkü mehter ise Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine yapılan sistemli bir araştırma ve derleme ile askeri müze kapsamında 1953 yılında 6 katlı olarak kurulur. Bugün Yeniçeri ordusunun bandosunu sembolik olarak temsil eden mehter, Türk tarihinin sayfalarında gezdiriyor bizi. Türk hamasi havalarını dünyaya tanıtıyor. Katıldığı uluslararası festivallerde aldığı birinciliklerle bu kez de dünyanın kalbini fethediyor. Savaşların kazanılmasında tarih yazan mehter, zafer esintilerini günümüze taşıyor. Mehter geçerken yer gök inliyor. Yeniden. Yeniden kulak veriyoruz dünyanın bu en eski bandosuna. Nakkari ritmine karışıyor nal sesleri. Yeniçeriler haykırıyor ziller vururken. Kösler zaferi noktalıyor. Top sesleri geliyor deniz ufkundan. Tarih bizi çağırıyor. Geçmişimizi kanımızda duyuyoruz. Bugün ay yıldızlı bayrağın altında geçmiş tuğların gücünü hissediyoruz. Yüreğimiz daha bir hızla atıyor.